Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mayasız fakat mayalı gibi kabaran yumuşacık inanılmaz lezzetli patatesli poğaça yapacağız. Bu poğaça tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle poğaçamızın iç malzemesini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 3 tane küçük patatese ihtiyacımız var. Şimdi kabuklarını soğumuş olduğum patatesleri uygun bir tencereye gelişi güzel bir şekilde doğruyorum ve üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıp kapağını yarım kapatıyorum ve kontrollü bir şekilde pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve patatesleri arada sırada karıştırarak pişirdim. Şimdi kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde yumuşamışlar ve patatesleri süzerek uygun bir karıştırma kabına alıyorum. hiç soğutmadan sıcakken hemen bir patates ezicisiyle eziyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tereyağı, rendelenmiş kaşar peyniri, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve bir çay kaşığı kadar karabiber ilave ediyorum. Ve bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra poğaçamızın iç malzemesi hazır. Şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına klasik 200 mililitrelik su bardağı ile ocakta biraz ısıtmış olduğum 2 su bardağı sütü alıyorum ve üzerine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı sıvı yağ, sarılarını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurta akı, 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu alıyorum ve malzemeleri bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeleri kısa bir süre şöyle bir karıştırdıktan sonra çırpma telini bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan az bir miktar ekliyorum ve üzerine 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Daha sonra azar azar un ilave ederek hamur biraz toparlanana kadar ilk etapta spatula ile karıştırmaya başlıyorum. Hamur toparlanmaya başladıktan sonra Spatulayı bırakıyorum Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar Yine azar azar un ilave ederek Hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum Her zaman söylediğim gibi Un miktarı değişkenlik gösterebilir O yüzden size verdiğim un miktarına Sadık kalmadan Hamurunuzun kıvamına bakarak Ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen Ben bugün toplamda 6,5 su bardağı un kullanarak Hamuru yoğurdum Daha sonra yoğurma kabından tezgaha aldım ve şimdi tezgahta da iyice özdeşene kadar yoğurmaya devam ediyorum ve hamurun kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan fakat oldukça yumuşak bir kıvamı var ve poğaçamızın hamuru hazır. Poğaçalarımıza şekil vermeye geçmeden önce şimdi poğaçadan yaklaşık bir mandalina büyüklüğünde kopartarak yuvarlıyorum ve bir beze haline getirerek bir kenara alıyorum. Hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde beze haline getirerek hazırlıyorum. Evet, bütün bezeleri aynı şekilde hazırladım. Şimdi bezelerden bir tane alıyorum ve tezgahın üzerinde parmaklarımla çok fazla inceltmeden biraz bastırarak genişletiyorum. Daha sonra tam ortasına hazırlamış olduğum patatesli iç malzemeden koyuyorum. ve tam ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra parmaklarımla hafifçe bastırıyorum ve poğaçayı tamamlıyorum. Daha sonra fırın tepsisine alıyorum ve poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet poğaçaların hepsini tamamladım ve fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken ayırmış olduğum yumurta sarılarını poğaçaların üzerine sürüyorum. Daha sonra biraz susam ve çörek otu serpiyorum ve poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Şu an hala çok sıcaklar fakat sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise inanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki yumuşacık ve şahane oldu. O yüzden sizler de bu poğaça tarifini hiç hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi çok da pratik bir şekilde hazırladık. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.